Az önce bağlantımızı yapamamıştık. Şimdi İzmir'de biliyorsunuz bir dava var. Özellikle o Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki vatandaşımız için dava açılmıştı. 13'ü tutuklu, 42 sanık hayatını kaybetmişti iki vatandaşımız. Şimdi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Bugün o 44 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasıydı. Nasıl sonuçlandı? Simge Arıcan ve Şahin Karaşahin Tele 1 ekibi orada. Kısaca bizi özetlesinler lütfen. İlk dava görüldü ama dava bitmedi. Yarım saat kadar önce ara verildi. Yarın sabah 10'dan itibaren tekrar devam edilecek. 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan her biri için ayrı ayrı cezalandırılıyor. Bugün bu davada İnanç Öktemay'ın ailesi vardı. Özge Ceren Deniz'in babası vardı. Annesi uzaktan bağlandılar. Destek olmak için de Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bir milletvekili de bugün buradaydı. Şimdi içeride neler oldu biraz ondan da bahsedelim. Savunmalar yapıldı. Şunu da belirtelim, çok yavaş işleyen bir dava oldu. İnanılmaz yavaş işledi. Bugün sadece 13 kişinin 10 saate aşkın süren bir mahkemede, bir davada sadece 13 kişinin savunması alındı. Çok çarpıcı da ifadeler vardı. Olaydan sonra hatırlayacaksınız iki kurumun da suçlu bulunduğu ifade edilmişti bilirkişi raporunda. Yapılan incelemelerde en son müdahalenin Gediz Elektrik tarafından yapıldığı da tespit edilmişti. Hem iddianamede hem bilirkişi raporunda bu ifade yer alıyordu. Ama iki taraf da bu suçlamaları kabul etmedi. İki kurumda asli kusurlu bulunduğu halde bu suçlamaları tamamen reddettiler. Bir bürokrat bölge halkı iç suyu aradıklarını söylemiyor. Elektrik şirketini aradıklarını söylüyor. İki kişinin ölümü suda boğulma olayı değildir, elektrik çarpılma olayıdır diyerek bu savunmayı reddetti. Başka bir Gediz Elektrik çalışanı da kabloların olmasından gereken daha az aşağıda olması gereken o iddianameyi kabul etmedi, reddetti. Yani kazaya dış etkenler sebep oldu. Kablolar olması gereken yerdeydi şeklinde bir savunma yaptı. Başka bir Gediz Elektrik çalışanı bizim burada bir hattımız yok demişti ilk başta Gediz Elektrik ama aynı şirketin çalışanı orada 8 kablonun olduğunu ifade etti. Bugün sadece tutuklu sanıkların savunmaları dinlendi. Geriye kalan 29 sanık yarına itibaren dinlenmeye devam edecekler. Şu an için çıkan bir karar yok. Sadece kısa bir ara verildi diyebiliriz. Bizim şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar size bırakalım. Simge Arıcan, Şahin Karaşahin bizimle birlikteydi. İzmir'deki o gelişmeleri aktardı. Yarın saat 10'dan itibaren dava devam edecek. Evet, Ali Mahir Başarı. Sonuçta Numan Kurtulmuş'la bir şekilde bu konu gündeme geldi. 10 Eylül'de toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu ne zaman öğrenebiliriz? Bir kararını verecek. Umarım yarın kararını verir. Çünkü vermesi lazım zaten. Bunu da bize bildirmesi lazım. Zaten tüm muhalefet bloğu yine orada olacak. Biz yarın bu haberi bekliyoruz. Yine 200'ü aşkın bir... 200 olması lazım. 201 olması lazım. 120 ile açılır. Yoklama alınır. 201 kişi ise devam edilir. Ondan sonra... İyi Parti dışında konuşulur. Tüm muhalefet herhalde hatırladığım kadarıyla... Yok, İyi Parti de katılacak. Dahil evet, imzası imza vermiş miydi İyi Parti? Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak verdik. Ama tüm 120 sayısını tutturuyoruz. Tüm gruplar gelip yoklamaya katılacaklar. Ama konuşmalarını yapacaklar. Oturumun yapılabilmesi için, başlaması için 120 ama başlaması için de 201. 201 imza lazım 200, ya da evet, kişinin orada olması lazım. Tabii. Bunun yapılabilme ihtimalini görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Çok iyi niyetli bir şekilde. Açarsa daha var, evet. Daha doğrusu iyimser bir şekilde bir açıklama yapmıştınız zaten bununla evet, ilgili. Gayet iyi. Üstelik de kendisinin de son derece rahatsız olduğunu aktardığınız durumun vahametinin farkında cümlesiyle. Ve oradaki Numan Kurtulmuş'la elde ettiğiniz, edindiğiniz... 200'ü bulacağımızda bir sıkıntı yok. 241'di zaten bir önceki tamam muhalefetim evet, vardı. Hatırlıyorum. Ama burada bir dediğim gibi iş tüzüğü anayasayı ihlal etmeden bu kararı vermesi lazım. Meclis başkanı tarafsız olması gerekiyor. En azından bu konuda milletvekilinin 600 kişiden bir tanesinin
hakları gasp edilmiş durumda. Onun haklarının konuşulması için de bu yolu açması gerekiyor. Bekliyoruz. Peki, bu konuyu geçelim. 10 Eylül'de toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Kısa zaman içerisinde öğreneceğiz. Tabii ki konuşacağımız konuların başında kurultay geliyor, hazırlıklar geliyor. İktidara yürümek için bir şekilde yapılan projeler, programlar geliyor. Onu konuşacağız ayrıntılı bir şekilde ama teğmenler konusu çok ön plana geçti. Siz de bugün basın toplantısında ağırlıklı olarak bu konuya yer verdiniz. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve açıklamasında bir şekilde bu konuyu inceleyeceğini söyledi. Halbuki daha önce böyle bir iddia vardı Milli Savunma Bakanlığı inceleme ya da soruşturma açacağına yönelik. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp bunun doğru olmadığını aktarmıştı. Başka. Şimdi ne oldu da bir anda inceleme kararı aldı ve AKP cephesinde de kafalar karışık, farklı açıklamalar geliyor. Ne düşünüyorsunuz o şimdi, genç teğmenlerin subay yemini etmesi ve sonunda da Mustafa Kemal'in askerleri şeklinde bir sloganla sonuçlandırmaları? Ne düşünüyorsunuz? Sizin bugün yaptığınız açıklamaların tabii ki verdik ama daha bir görüşlerinizi almak isterim ayrıntılı bir şekilde. Şimdi bir gazeteci arkadaşımız böyle bir soruşturmanın mevcudiyetinden bahsettikten sonra Milli Savunma Bakanlığı ya dedi. Onlar mezun oldu, böyle bir soruşturma yok. Yok dedi. Evet. Orada ben şunu söyledim, bu mezun oldu lafında bir sıkıntı var. Şimdi ayrı bir soruşturma gelebilir ama bekleyelim dedim. Ve olağan basın toplantısında videoları tekrar inceleyecekmiş. Bu sefer uzun bir video yok, orada bir yemin töreni ve o askerlerin söylemiş olduğu cümleler var. Gayet de güzel cümleler var. Herkesin, bu ülkenin çok çok %95'inin duymak istediği cümleler var. Şimdi onları inceleyip bir suç, disipline aykırı bir şey görürse soruşturma açacakmış. Ne oluyoruz bir dakika? Ne oluyoruz? Eğer bu ülkede Mustafa Kemal'in askerleriyiz cümlesini kullanmayan bir asker varsa onda sorun vardır. Soruşturmayı aç. Ya da bu ülkede bundan rahatsız olup da o 3 tane birinci olan kızımız, evladımız, okulunu birincilikle bitiren o üniformayı giyen, askerimize hakaret eden Yeni Akit'in o yayın işleri müdürüne gitsen dava aç. Ona hakaret eden AK Parti'nin trolü olarak gözüken sosyal medya hesaplarını incele. Sen kimi araştıracaksın? Mustafa Kemal'in askeri darbe yapmaz. O çocuklar darbe değil, o çocuklar bir gerçeği ortaya koyuyor. Atasının ilkelerine sahip çıktığını söylüyor. Niye rahatsız oluyorsunuz bundan? Darbeyi